Herkese merhabalar. Bu sefer bir oyuncu analiz videosuyla karşınızdayım efendim. Bir haftanın oyuncularına bir bakalım beraber. Bir Japon paketi geldi. Japon paketindeki oyuncular yine beraber bakalım. Kawaguchi ile Stoykoviç'i ben çıkardım. Hocamıza yine incir ağacı dikti. Çok da bir şeye de benzemiyorlar aslında. Çıkarma nedenimi de söyleyeceğim. Özellikle Kawaguchi için açtım. Yani Stoykoviç gelmese de olurdu ama Kawaguchi de sonlara yakın bir yerde geldi. Öncelikle şu haftanın oyuncularına bir bakalım. Ondan sonra diğer paketi hem Kawaguchi'leri kıyaslarız. Bir de boyla ilgili sıkıntıları var kalecilerin. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum Kawaguchi üzerinden. Ama şu haftanın oyuncularına bir beraber bakalım. Hem de bir ne bileyim böyle bir geyik videosu olur işte. Böyle hoş bir an olur bu da. Magal Haez gelmiş Arsenal'den, Brezilyalı stoper. Bana göre fena değil. Özellikle kadrosunda bu epik stoperler bulunmayan arkadaşlar için. Şimdi mesela Beckham, bunun da adamın da telaffuzu ne zor. Beko geliyor işte Beko ile beraber. Bence iyi ikili olabilirler. Biraz hızla ilgili sıkıntısı var yani. Çok büyük sıkıntı değil aslında. Hani ben PlayStation'dan direkt kayıt aldığım için bu şeyi göremiyoruz burada tabii. Teknik direktör etkisini. Yani 77-70 gibi falan olacak. Çok kötü değil bence. Hani tamam şu an için hız çok önemli. Defansif katılım biraz da düşük kalır. 88-89 belki çıkar. Ama diğer şeyler iyi. Yani kötü değil. Kafa 90 olur en azından. Fiziksel teması var. Zıplaması hava üstünlüğü olduğu için yeterlidir. Bütün şey özellikleri var. Defansif özellikleri o güzel. Kafası, adam markajı, top kesme, açı daraltma, hava üstünlüğü, kayarak müdahale, akrobatik uzaklaştırma. Yani hani genelde zaten bunları biz beceri ekleyemediğimiz için sıkıntı oluyordu bir şeyin olmaması. En azından eksik bir şey yok. Top kesmesinden markajına kadar hepsi var. O nedenle bence en azından kadrolarda bulunmasında fayda var. Niye geldi demeyeceğimiz oyunculardan diye düşünüyorum. Biraz dengesi düşük yani genelde tabii düşük oluyor defans oyuncuların ama şöyle 63-65 civarı olursa daha o kadar böyle sallanmıyorlar top tutarken. Bunun biraz 57 baya baya bir düşük. Bu Kim Min-jae'nin de galiba böyleydi. O da çok ayağından topu falan çok açıyor mesela tuttuğu zaman hani onu dengenin ve top sürmenin tabii etkisi var da dengenin daha çok bu hantallıkta etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok sallanıyor. Bir de fiziksel temasta ya da bir top kaptırma şeyi daha potansiyeli daha fazla oluyor. Onun dışında ben iyi olduğunu düşünüyorum. Paketin iyi oyuncularından diye düşünmekteyim. Hemen geçelim Reece James. Yani herkes çok methetti ama bence top sürmesi olmayan bir sağ kanat. Yani bek olarak zaten hani ne bileyim defansif ne defansifi ne ofansifi çok yeterli gibi. Hani 75-74 olacak. En azından birinden birinin yüksek olması yani hücumcu bek en azından ofansif farkındalık bir 79-80 falan olaydı. Yani hani o da yok. O arada kalmış gibi geliyor. Herkes tabii hızına çok hızı 90-91 falan oluyor galiba. Hızlanması yine çok çok iyi değil. Falsosu iyi yani orta yeteneği aslında bir Kostić vari bir etki bekliyorlar insanlar anladığım kadarıyla ama bence top sürmesi yani benim Sakai'lerin bile top sürme yetenekleri daha iyi. Yani en azından bir aldı mı biraz gitsin dengesi de düşük diye düşünüyor insan. Ya şut gücü var ama şut yeteneği var mı bilmiyorum. Şut çekebiliyor mu? Yükselen şutu var. Kabus gibi zaten yükselen şut nefrettik. Yerin orta dış plase var ama bitiricilik ne alemde? 68 yani vursa bir şey olur mu bilmiyorum. Ya ben çok çok iyi bulmadım. Ha, kötü mü? Değil kesinlikle. Tabii gelse kimse bir şey demez. Özellikle yeni kadrolarda falan banko oynar. Ama elinizde daha iyileri vardır diye düşünüyorum. Sağ kanatta özellikle sağ bekte sağ kanatta. Ama dediğim gibi gelse de kimse niye geldi de demez. Defansif özellikleri yok. Yani bence bekten ziyade bir top kesmesi var. Onun dışında adam markajı, açıyı daraltma falan yok mesela. Bence bunun yeri sağ kanattır bana göre. Süper yedeği de var. Belki ikinci yarı oradaki adam yorulur. Yerine koyarsanız oradan güzel ortalar yapabilirsiniz diye düşünmekteyim. Sağ kanatlı zayıf ayak kullanımı yok. Nadiren zayıf ayak yeteneği orta. Yani hani niye geldi demeyeceğimiz oyunculardan ama çok çok acayip beğendim diyemem. De Ketelare söylemesi zevkli, keyifli bir ismi var arkadaşın ama bence
hakkı verilmemiş diye düşünüyorum. Özellikle o hızlanma nedir? Yani hadi onu vermedin, biraz kafa ver adamın. 1,92 boyu var yani, kafa 72, zıplama 65. Zayıf ayağı kullanamıyor, nadiren kullanıyor, sol ayaklı. Formu istikrarsız. Bir de güçlendiriciyi de bu arkadaşı vermişler. Tamam, top sürmesi iyi oluyor ama denge 76. En ufak bir darbede kaybedecek. Yani ne bileyim, şut gücü yok, uzaktan vursak vuramayız. Falsosu düşük. Hadi koyduğumuz zaman takıma 80-81 belki kurtarır. Şut gücü 77-76, en fazla öyle olur. Ya bence çok iyi bir kart değil. Çift vuruş var ama hız yok doğru düzgün. Topuk gelişine şu tek pas, ara pas, dış plase, hafif yüksek. Ya pas özellikleri gelmiş ama yerine ortası yok. Alçaktan pas da, yüksekten pası da yok. Yani en azından hani attacking, orta saha, atak orta saha oynat, sağdan soldan biraz gitsin, orta yapsın da yapamaz. Onun için bence direkt geçirecek bir kart bu şey için. Etkinlikte falan kullanılabilir. Sörloth bence orta kafa gol oyuncusu olmuş. Top süremez. Denge yok. Yani müdahalelerde yani fiziksel teması yüksek ama dengesinin olmaması bence bir oyuncu için, ne bileyim, oradaki bir oyuncu için biraz sıkıntı, çok şey yapıyor. Yani top geldiği zaman fiziksel temasta topu saklayacak ama hem top tutma yok, hem top sürme yok, hem denge yok. Fiziksel temas bir yere kadar, topu şey yapamıyorlar yani, hakim olamıyor topa. Yani bence etkinlik kartı olmuş. Yani onun dışında bu oyuncuya gelene kadar elinizde bir Lewandowski falan vardır, eskiden kalan bir Benzema vardır. Çok daha iyiler onlar diye düşünmekteyim. Yani kafa gelmiş, hava üstüne gelmiş, şeyleri güzel gelmiş. Gelişine şut, dış plase, akrobatik, uzun mesafe, yükselen şut. Ya bütün şut şeyleri gelmiş. Şut anlamında iyi. Ne yapılabilir? Top geldiği gibi mor şut atılabilir. Orada hemen kaleye yüzünü dönüp bir şekilde vurulabilir. Onun dışında yani zayıf ayağı da kullanamıyor. Solak demek ki, sağ ile vuramayacak doğru düzgün. Gerçi zayıf ayak yeteneği yüksek diyor ama neredeyse asla diyor. Yani yüksek olsa niye kullanmıyor o zaman? O da bir saçma. Yani hani şeyler güzel ama hızlanan mermi, gole giden atak, uzaktan şut atıyor, çılgın koşu. Yani forvet oyuncusu kurnaz olmasına rağmen bilmiyorum, böyle bir kaçar mı, bir ileriye doğru hamle yapar mı? Kurnaz oyuncular genelde yapmıyorlar çünkü, ama bu özellikleri olan kurnaz oyuncu da en azından benim takımda yok. Çok görmedim. Bende Miura var, Osako var. İkisi de kurnaz ama ikisi de ileriye koşmuyorlar. Çünkü böyle özellikleri yok yapay zekalarında. Bilmiyorum, onu denemek lazım. Yani gelirse bir deneyin bakın. İleri doğru bir kaçması, bir şey var mı? Yani hani çok kötü değil ama çok da iyi değil diye düşünmekteyim. Geçelim Bergwijn'a. Bergwijn her zamanki gibi hızıyla ön planda. Top sürme var ama sıkı top tutma ve top kontrolü yok. Sağ ayaklı, zayıf ayak yeteneği yok. Nadiren kullanıyor. Zayıf ayak yeteneği orta. Yani ne yapacak, ayak ne sağ ayaklı. Sağda değil de solda oynatacağız ki biz bunu ancak içeri girip vurabilelim. Çünkü pas atamayız. Yerin ortası var mı zannetmiyorum. Yoktur. Yok tabii ki, yerin ortası da yok. Şut yetenekleri var. Yani aslında gelişine şut, uzun mesafe şut, yükselen şut, plase, yani direkt aslında sağdan soldan, ama soldan bence çünkü zayıf ayak yeteneği olmadığı için soldan gir, plase vur ama plasede de falso bu sefer şey kalıyor. Mor şut, şut gücü 82-83, yani biraz mor şut aslında, sanki içeri gir mor şut vur, içeri gir bir şekilde vur. Yani öyle bir oyuncuya benziyor çünkü pas da yok. Bitiricilik 82 falan olacak. Ofansif farkındalık 80 olacak. Orayı kurtarır. Hiç kimse yoksa, ama bence elinizde daha iyi oyuncular vardır. Bu arkadaşı gelene kadar kötü değil. Ama çok iyi mi? Bence çok da iyi değil diye düşünmekteyim. Rafa Silva bence şeyin yıldızı arkadaş. Bu haftanın oyuncularının iyi yani. Yani her yer için iyi. Ofansif orta saha ne olmuş? Fırsatçı golcü. Forvette de oynatabilirsiniz. Gayet iyi forvet içinde. Top sürmesi olan bir forvet olur. Dengesi var. Top sürme olur. 89-90. Denge 88 olur. Hız 90. Hızlanma 95 olur. Şut gücü iyi. Ya bence ortalığı yıkar geçer bir şey olmuş. Defansif katılım bile var adamda. 71 yani. Orta sahada da oynatsanız biraz biraz gelir geri.
Zayıf ayak kullanımı nadiren biraz zayıf ayak eteneği sıkıntı ama yani çok problem bu özelliklerde değil. Biraz dayanıklılık problem olur. Maçın tamamını çıkaramaz. Ama 75'e kadar falan bence oynar. Güzel yani A form geldiği zaman özellikle baya baya can yakar. Gelmese de can yakar. İyi yani kötü değil kesinlikle. Paketin yıldızı gibi duruyor. Çift vuruş var. Marsilya dönüş, ayak çalım dönüş, taban kontrolü. Aşırtmalı şutu var, ölü yaprak vuruşu var, dalan şutu var, yüksek o maşallah. Ara pası verme var, dış plase var, var da var. Yani bir dengeli pas yok, onun dışında çılgın koşu, uzanan mermi, gole giden atak, hepsi var. Yani ileri doğru koşacak, belli ki nerede oynarsa koşacak. Ofansif orta, yani fırsatçı golcü, hani bilmiyorum ofansif orta sahada oynattığınız zaman öyle bir tavra giriyor mu yani yine bir fırsatçı golcü gibi koşuyor mu ileri doğru? Onu bilemiyorum. Açıkçası böyle bir oyuncum olmadığı için onu gözlemlemedim. O anlamda da değişik yani hani bir gözlemlenebilir. Ofansif orta sahadan yine öyle bir mermi gibi koşuyor mu ileri? Alçaktan pası da 80 olacak, 80 olur yani. Bence çok iyi. Yani hani çıkmazsa üzüleceği bir kartlardan olmuş insan üzülür. Keşke gelse dersiniz. İyi kart olmuş. 1.72 kısa da böyle pire gibi. Bir fırsatçı golcü, bir ofansif orta saha, gizli forvet, sağ solda da yani yüksekten pası yerine ortası yok. Sağ solda ben çok taraftar değilim. Orada daha iyi oyuncular vardır illaki ama gizli forvet ve forvet olarak oynatılabilir. Dedim ki ofansif orta sahada da şeyini görmek lazım. Hani ileriye doğru kaçabiliyor mu? Şey de iyi güzel, pası da iyi. Alçaktan pası en azından. Bir ara pası vermesi de sanıyorum var değil mi? Ara pası vermesi de var. Yani bir tek pas falan gibi bir şey de olsaymış zaten efsane olurmuş. Dengeli pas, tek pas gibi biraz da pas özellikleri. Bence şeyin yıldızı kesinlikle iyi olmuş. Antonio Lopez benim Kawaguchi'ye biraz benziyor. Kadroya attığınızda işte kaleci farkındalığı 91 oluyor, savuşturma 90 oluyor, refleks 90-91 teknik direktöre göre değişiyor. Ama kısa boylu yani 1.84. Gerçi Kawaguchi'den yine 4 santim uzun. Ve inanın şu özellikleri Kawaguchi'den iyi gibi duruyor yani. Bir de Kawaguchi epik. Öyle bir şey var ya arkadaş ki epik getiriyorsan biraz haftanın oyuncularından iyi olsun. Ne olursa olsun Kawaguchi, Mawaguchi yani iyi olsun. Öyle bir sıkıntı var bu Japon tarafında da maalesef. Biraz zıplama, şimdi zıplama gerçi çok etkin değil deniyor son şeylerde. Eskiden daha hani zıplama becerisi biraz daha etkiliydi oyuna. Yani alçak degajı penaltı kurtarıcısı kaptanlığı var. Ama boyu kısa bence uzanması da 90 altında kaldığı için bence yer. Yani Kawaguchi'nin uzanma iki tane şu anda Kawaguchi'm oldu. Birinde 98 uzanması ama köşeye vurulan toplarda hiçbir şey yapamıyor. Uçuyor ama 1.80 güdük kalıyor adam yani yetişemiyor mümkün değil yani şey belli daha ne kadar uzanacak bir dalsım değil yani Street Fighter oynayanlar bilir dalsım kolunu uzatır Street Fighter'da ya bir denenmesi lazım bir denenip karar verilmesi lazım ama bence benim fikrim benim kendi kalecimden gördüğüm bu boydaki kaleciler yine Kawaguchi'den iyi olacaktır çünkü 4 santim az değil ama şey yani köşeye giden topları da alır diye düşünmekteyim. Ama iyi olmuş. Kötü değil kesinlikle. Oynatılır diye yine düşünmekteyim. Hemen geçelim. Efendim Isco. Ya hız gerçekten kötü. Yani niye bu kadar kötü? Bu kadar da kötü değil. Yani Isco Pire gibi bir adam da hani çok kötü değildi hızı. Yani çok üstüne düşürecek bir şey yok aslında bu hızla. Yapabileceği bir de şeyi de yanmıyor. Yani hani gizli forvet de oynatamazsınız. En azından biraz kaleye yakın oynasa ama şut gücü de yok. Oradan vuralım desek. Bitiricilik fena değil 83 falan olur. Top sürmesi iyi olacak. Ya belki bir atak orta saha, ofansif orta saha denenir. Dayanıklılık sürünüyor. Yani çok da denenmez de. Ama doldurmuşlardır kesin yani İskon'un tabii ki şeylerini ama bence etkinlik adamı olmuş. Onun dışında çok bir ya da top çevirme oyununda pas dağıtır belki alçaktan pas çünkü 90-91 olacak. Belki ofansif orta saha olup çok koşturmadan oradan pas dağıtabiliriz. Ya da kendi kaçabilir çünkü boşluk kollayan oyuncu aslında kaça da bilir. Kaçarsa o an alıp vurabilirsiniz köşelere falan. Onu yapabilir gibi görünüyor. Çok kötü değil ama hızı hayal kırıklığı gerçekten. Yani hızlanma fena değil ama hız
Denge de iyi. Yani biraz top aldığı zaman bir şey olacaktır. Yani ben top sürebiliyorum, teknik oyuncuyum hissini yaşatacak ama topu gitmeye başladığınız zaman ağır kalacak. Sıkıntısı o. Onun için Isco'yu şu etkinliklerde oynatmakta fayda var diye düşünmekteyim. Hemen geçelim. Maeda, Daizen Maeda, Japonlarımızın hırçın çocuğu, bıyıklı hırçını. Bir ara bıyık bırakıyordu. Bilmiyorum bu fotoğrafta bıyıklı mı? Kel ve bıyıklıydı. Bir kere kendi oyuncularını bilmeyen bir ekiple karşılaştık. Yani karşı karşıyayız daha doğrusu. Maeda teknik bir oyuncu, kötü bir oyuncu değil. Yani top kontrolü ve sıkı top tutma falan nedir yani? Ya bir de kısa boylu bir oyuncu, 1,73, çok uzun değil. Furuhashi'ye de aynı şey yapıyorlar. Ya bu adamlar top sürebiliyorlar, bu adamlar top kontrolleri olan adamlar. Yani bu nasıl bir rezilliktir? Konami, yani hani ne bileyim, ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Tamam, agresif şey değil. Agresifliği evet var, hırçın bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu, doğru, hızlanma. Bu kadar yapma, bu kadar hızlı değil mesela. Şimdi koyduğunuz zaman bunu kadroya 95-96 olacak. Hız 95, hızlanma 96 falan, o kadar da değil. Ya onları 90 falan yap. Yani şu top sürmediği top kontrolü biraz yükselt. Yani bitiricilik 77, o kadar kötü değil. Avrupa Dünya Kupası'nda Almanya'ya attı tabii gol mesela. Gol atabilen de bir adam. Falso 67. Ya arkadaş, yani ya söyleyecek bir şey yok. Adam forvette de oynuyor çünkü Celtic'te bu ara ara, ki forvet de açık. Verimli kanat olarak gelmiş. Yani nereye koysan güdük kalan bir kart olmuş. Yani hiçbir anlamı yok. Agresif defansif katılım tamam, biraz geriye gelecek. Dayanıklılığını yüksek yapmışlar. Denge de yok. İşte gelişine şu tek pas. Yerine orta var. Yüksekten pası 68. Yani hani adamı hakaret ya. Yani kendi vatandaşına hakaret etmek istesen herhalde böyle bir şey yaparsın. Futbolda onu yapmış Konami. Kayarak mı müdahale falan var. Mücadele ruhu var. Çok top kesme var. İyi de o zaman top kesme var, ne bileyim. Orta saha kartı yansın bir şekilde. Ofansif orta saha kartı yansın. Şey yansın bölgesi. O da yok. Direkt geçiyorum. Gerçekten sinir bozucu yani. Calafiori stoper, yani çok maşallah bayağı da bir şey gelmiş. Çünkü sol kanat da yanıyor. Yerine ortası falan da var. Bilmiyorum, bakalım. Yüksekten pası yok. Denge yok. Top sürme hiç yok. Ya çok üzerinde konuşulacak bence bir kart değil. Doldurmuşlar göz boyamak için oyuncu becerilerini ama şey onu karşılamıyor istatistikler. Onun için geçiyoruz. Zvonareke bakalım. Zvonareke sağ kanat, hız var, denge yok, top sürme fena değil. Bitiricilik yok yüksekten. Deminki çocuktan daha iyi yani sağ kanatta, en azından oynatmak anlamında. Yerine ortası var, tek pas, ara pası var. Yani etkinlikte kullanılır. Kurnazlık, mücadele, uzun mesafe şut çekme, plase var. Çalım var, dönüş var, gole giden atak var. Bence deminki arkadaştan daha iyi. Yani hani çok şeyse o şeyde oynatılmaz yani, hani takıma koy oynasın oyuncusu değil ama etkinliklerde falan oyuncunuz yok. Nerede oynuyor kendisi? Nerede oynar? Bayern Münih'te Zvonarek diye oyuncu mu var ya? Bayern Münih'te oynuyor. Etkinlikte de oynatılmaz. Nerede oynatacağım bu çocuğu? Hangi etkinlikte? Gelirse bence GP çevirin gitsin. Öyle bir oyuncu olmuş kendisi. Şimdilik bunlar. Bu kadar. En son benim takımdan bakalım full hallerine şeylerin. Stojkovic ve Kawaguchi'nin, hemen oyun planı diyelim. Kawaguchi'yi kadroya aldım. Sanıyorum 100 olabiliyor ama ben 99'da bıraktım. Şöyle bir şey yaptım. Farkındalık 90, yakalama 85, savuşturma 91, refleks 99. Bilmiyorum refleksi 99 olan kaleci var mı? Kawaguchi var. Uzanma 86. Uzanmadan dolayı çok sıkıntı yaşayacağız bu çocukta. Benim bunu alma nedenim şey kartı bu. Takım kartı yani Yokohama Marinos kartı. O nedenle benim işte bu kadrolarda şu mesela Maruyama'nın 99 olabilmesi için 23 oyuncunun 20'sinin Japon liginde oynuyor olması lazım. Ama benim yurt dışında oynayan oyuncularım ya da şöyle kartlarım da var. Atıyorum Tomiyasu Arsenal'de oynuyor. Endo işte Japon milli takım kartı. Ben bir tane daha oyuncu alırsam o hakkımı tamamlıyorum zaten, ama benim işte yedekte Kagawa'm var. Bazen işte burada Manchester United kartı var Kagawa'nın.
Kubo'yu oynatabiliyorum. Kubo'yu alıyorum. Kubo işte Real Sociedad'da falan. Bu sefer ne oluyor? Japon ligi dışındaki oyuncular olduğu için bir de ben oraya Japon Kawaguchi, Japon milli takım kartı Kawaguchi'yi koyarsam bu Mariomalar işte birkaç oyuncu daha şeyleri düşüyor. Yine Osako'nun da aynı şekilde mesela 99'a düşecek. Mariomalar 97'ye düşecek. Özellikleri düşüyor. Kawaguchi'yi alma nedenim o. Diğer Kawaguchi ile hemen kıyaslayalım. Şuradan vatandaşlık bölge diyelim, yok direkt pozisyon diyelim, kaleci diyelim. Şuradan direkt diğer Kawaguchi neredesin? Ha, bu mesela Japon milli takım kartı olduğu için söylemek istediğim bu. İkisini kıyasladığım zaman biri 29 yaşında daha tecrübeli, biri 20 yaşında, ikisi de 1.80. Gençken de sonrasında uzamamış çocuk 20 yaşından sonra. Zaten 20 yaşına kadar derler. Şimdi zıplaması sağdaki Kawaguchi, yani genç Kawaguchi'nin daha iyi. Diğerini 88, aslında ikisinin de yeterli görünüyor ama işte boy 1.80 olduğu için. Yalnız burada dengesi 14 artı 14 daha iyi. Kalecilerde denge bilmiyorum önemli mi? Sanki ben burada önemli gibi düşündüm. Dengenin artı 14 daha iyi olmasını bilmiyorum. Onu bir gözlemleyeceğiz. Ama geri kalanda da işte agresiflik, yani ikili mücadeleyi kaleci ne yapsın gerçi de. Diğerlerinde soldaki Kawaguchi biraz daha iyi duruyor. Farkındalık solda 91, sağda 90. Yakalama solda yine daha iyi. Sağda 85. Savuşturma diğerinde daha iyi. Refleks bariz diğerinde daha iyi ama işte uzanma soldaki Kawaguchi dedim bahsettiğim gibi 98. Yani uzanma genelde işte uzaktan köşelere, uzaktan çekilen şutlarda köşelere uzanma gibi düşünürsek bu Kawaguchi daha iyi birkaç maç oynatabildim. Buradaki Kawaguchi yani köşeye giden her topu neredeyse alıyor. Diğer Kawaguchi biraz çıkartıyor ama bu Kawaguchi de tabii ceza sahası içindeki şutlarda daha iyi olacak. Çünkü refleksleri daha iyi. Karışık deneyeceğim işte takımdaki şey uyumuna göre. O demin bahsettiğim 23 oyuncunun 20'sini gözetme durumuna göre. Stojkovic'e gelecek olursak kötü değil ama yani ne bileyim Barcelona kartı muhtemelen tabii ki çok çok daha iyidir. Ben böyle yaptım. Top sürme çok yoktu. Top sürmeye biraz verdim. Şut gücü fena değil. Falsosu fena değil. Duran topu iyi. Bitiricilik 88. Yani şey için, gizli forvet için, forvet arkası için kötü bir kart olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de biraz hımbıl. Yani biraz şey kalıyor. Nasıl diyeyim? Biraz bir ağırlık var. Belki denge biraz daha yüksek olabilirdi. Top sürmeyle denge. Top sürmeyi belki 90'a yaklaştırırsak ama bu sefer iyice hızı falan gidecek. Ya şu an için çok memnun kalmadım. İlk bir 3-5 maçta ne kadar oynatmışım. 10 maç oynatmışım yine. 2 gol, 3 asist yapmış ama bunun ikisi golleri zaten muhtemelen bir etkinlik maçında attım. Yani şey yapay zekaya karşı. Şu an çok memnun değilim. Biraz da işte topa basarak dönüş, uzak mesafe presi, rabona ve pozisyon takibi çıkarmışım kalan şeylerle. Deneyeceğim ama yani vazgeçmeyeceğim Stojkovic'i. Hatta pozisyonda bir ofansif orta saha çıkarırsam oralarda da biraz pasını yükselterek kullanabilirim belki. Biraz işte atıyorum top sürmesinden bir tık düşürürüm. Biraz pasına veririm. Biraz 80-82 gibi yaparım. Orada da deneyebilirim eğer bir ofansif orta sahaya kartı çıkarsa. Çünkü özellikler fena değil yani. Gerçi pas özellikleri çok fazla yok ama hafif yüksekten pası var. İşte bir dengeli pas, aradan pas falan bulabilirsem o son özelliği belki o ofansif orta sahada oynatabilirim. Yani böyle yani çok çok iyi değil. Bence bunların daha iyi olması lazım. Bir tık daha iyi en azından. Çok çok iyi olmasın da. Çünkü epik ya, epik diye getiriyorsun. Yani her ne kadar yaşlı olsa da, Japonya kartı olsa da çok da yaşlı da değil yani. 32 yaşında ne kartlar var oyunda şu anda. 32 yaşında Stojkovic. Çok da kötü değil yaşı. Bence bir tık daha iyi olmaları gerekirdi diye düşünmekteyim. Bir de şey geldi. Şöyle bir çocuk geldi. O da fena değil. Nerede o? Lenega diyor. O da 37 yaşında. Frontale'de oynuyor. Gomez'in takım arkadaşı. İnşallah bulacağım. Neredeyiz? Vatandaşlık bölgeden değil. Kulüp takımlarından, ligden gidelim. Şuradan. Evet. Bitti diyelim. Şuradan aşağı çekeyim. Şurada bir yerde çıkacak karşımıza. Çıkmadı. Neredesin be oğlum? Şimdi çıkar arıyorum ya, çıkmayacağı tuttu. Ha, şurada.
Lenega diye bir oyuncumuz var. 92-96 oluyor. Hatta takımı alayım görelim şuraya. Vakizaka'yı çıkarayım. 95 oluyor. Özür diliyorum. Hızı biraz sıkıntılı ama onun dışında pas var. Bitiricilik fena değil. Ofansif farkındalık fena değil. Şut gücü fena değil. Yani ortalarda bir çocuk ama atak orta sahada fena olmuyor. Yerin ortası var ama hızı kötü. Ama 37 yaşında bir kart için iyi gelmiş. Fena gelmemiş. Biraz özellikleri de fena gelmemiş. Genelde güdük gelir. Bu yan şey karakterlerin. Ama çift vuruşu var, yerin ortası var, pasları fena değil. Bu çocuğu da deneyeceğim. Birkaç hatta oynattım kaç maç, 3 maç oynatmışım, çok katkısı olmamış. Yani hani o paketten gelenlerden bir de fena olmayan bu var. Onunla da değinmek istedim. Bu videoda böyle olsun, birazcık oyunculardan bahsetmiş olduk. Umarım keyif alırsınız. Kanalda abone olursanız, ilk kez izleyenler, işte beğenebilirsiniz videoyu da çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.